Evet, şu anda gidişine kar yağıyor. Kar her dakika hızını artırıyor. Şu anda Gazi Caddesi'ndeyim. Gazi Caddesi'nde vatandaşlar bir ileri, bir geri, bir yukarı, bir aşağı sürekli gidiyor, geliyorlar. Tabii herkesin bir koşturması var. Herkesin kendine göre artısı, eksisi, alışı, verişi bir koşturmacıdır, gidiyor. Şu anda Şiş Camisi dediğimiz dört yolda trafik durmuş vaziyette. Giresun'un trafik sorunu başlıca sorunlardan bir tanesi. Otopark sorunu keza yine öyle. Bu kuyruk böyle uzayıp gidiyor. Tabii vatandaşlarımız karın yağışını ellerinde telefonlarla görüntülüyorlar. Tıpkı şekil A'da görüldüğü gibi. Evet, şu anda caminin abdest alma yerleri falan. Düşme arkamdan, gel. Bir de seninle uğraşmayayım. Tabii şu an vatandaşlarımızı çekmiyoruz. Çünkü onları çekersem olmaz. Evet, şu anda bu şekilde devam ediyor kuyruk. Büyük ihtimalle valiliğin oraya kadar devam ederdi. Biz şu anda döndük. Burası Giresun'un Söken tarafı. Meşhur Söken Mahallesi denilen, Söken civarı denilen yer burası. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Nurcan, biz nereye gidiyoruz şimdi? Süt almaya. Süt almaya gidiyoruz. Sütten yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Marketten süt veya yoğurt almıyoruz. Yoğurdumuzu kendimiz mayalıyoruz. Sütümüz Giresun'un yaylalarından geliyor. Evet. Buradan burası böyle yine Söken. Burası bu şekilde. Selamun aleyküm. Az önce yoğun şekilde yağan kar şimdi tamamen sona erdi. Yani Giresun böyle bir yer, böyle bir coğrafya. Birden efil efil dediğimiz şekilde yağıyor. Ama 10 dakika sonra bir bakıyorsun, hiç kar yağmamış gibi. Ortalık süt liman mı derler? Aynen o şekilde. Bak, yağdı. Şöyle kaç milimdir bilinmez. Karlar yağar, yağar yağar, yağar yağar. Bere ile maske de bana uydu değil mi? Ne oldu şimdi? Yeşil beyaz. Tabii. Şu anda da Giresun Spor
bayrağımız Gazi Caddesi'nin girişi dediğimiz, hemen hemen girişi dediğimiz yerde olanca endamıyla sallanıyor, asılıyor, duruyor. Bana gülersin değil mi yere düşsem? He? Ben geçtiğimiz yıllarda tabii Giresun'a daha fazla kar yağmıştı şehir merkezine. Bir yarım metre falan vardı. Çıktım dışarı. Önümde birisi tam burada düştü. Başladım kahkahayla gülmeye. Çok kalmadı. 10 metre gidenden sonra aynı şekilin biraz fazlası. Pardon. Arkadaş, millet yürürken kendini kaybediyor. Bana çarpıyor. Sonra da pardon deyip gidiyor. Ama kibar insanlar ha. Çarptığı insana pardon diyebiliyor. Niye buralı olsa demiyor mu diyor canım? Ama sen buralılar değil de hani bazı köyden gelen öyle. Köyden gelen öyle demiyor. Köyden gelen diyor gönlüne baksana diyor. Allah Allah diyor. Yürümesini de bilmiyor diyor. Seni suçluyor. Şimdi Giresun meydanını şöyle bir görüntüleyim. Celle Celalü Celle Şanehu. Ey Allah'ım, ezanımız hiç susmasın ya Rabbi. Nurcan şöyle gel, beni takip et yani. Şöyle şuraları da çekelim gelmişken. Evet, şu anda şöyle güzelliğe baksana. Bak. Burası belediye binamız. Burası sadece belediye binamızın birinci kısmı.
ikinci kısım, üçüncü kısım diye devam ediyor. Yani bir zamanlar Beşiktaş'ın Feyyaz Ali Metin'i vardı. Belediye binamızda Feyyaz Ali Metin şeklinde kısım kısım devam ediyor. Şimdi materyaller ödedik. Bak kan bağışı var. Sırada kimse yok ama. Giresun ayrı bir güzelliği var her mevsimin Giresun'da. Yalnız eksi taraflarından bir tanesi, bazı hemşerilerimiz empati yapmıyorlar. Hep yargılama. Hiçbir zaman kendi kendisini yargılamıyorlar. Her şeyde başkasında suç arıyorlar. Bu da hoşuma gitmiyor benim. Yani yoksa memleketim çok güzel.